Allah'ın selamı üzerinize olsun. Haşlanmış patateslerimi soyuyorum. Sarımsaklarımı soyuyorum. Patateslerimi eziyorum ezecekle. Evet, güzelce ezdim patateslerimi. Yumurtalarımı koyuyorum 3 adet. Sarısı sadece. Göz kararı unumu koyuyorum. Tuzumu koyuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Suyla olmuyor ama şişeyi suya sokuyoruz. Yuvarlamasını unla yapın arkadaşlar. Elinizi ıslatıp yaparsanız olmuyor kesinlikle. Yani zorlanırsınız, olur ama güzel olmuyor, bilginiz olsun. Bunu da kimse söylemiyor tabii, suyla yapıyormuş gibi. Ama olmuyor yani. Kızım da yardım etti bana yuvarlamada, sağ olsun. Her zaman. Evet, çok güzel oldular. Suya tuz atıyorum. Evet. Suya atıyorum mantılarımı. Yani patates mantısı yaptık arkadaşlar. Çok lezzetli olacağından eminim. Paylaşımlarınızı bekliyorum, rica ediyorum bu güzel tarifin. Hem kolay, hem basit, hem de lezzetli, hem de doyurucu. Şimdi sosunu hazırlayacağım bunlar pişerken. Suyun yüzüne çıktığında pişmiş olacak mantılarımız. Evet, sos için yağım da erisin. Böyle tereyağı. Eridi zaten sıcaktan. Sarımsaklı yoğurt için de sarımsaklarımı güzelce ezeceğim. Azıcık tuz, kaymasın sarımsaklar. Evet, sarımsağımı da koyuyorum. Evet, gördüğünüz gibi suyun üzerine çıkmışlar. Bu da piştiğini işaret ediyor. Şöyle alalım patates mantılarımızı. Aynı Rus mantısı gibi oldu. Çok da güzel oldu. Oh, lımbır lımbır ediyorlar benim gibi. Hop. Evet. Oh. Çok da oldu. Patatesi benim bayağı bir fazlaydı. Bayağı da bir un yedi. O gördüğünüz çanaktan 2 çanak, 3 çanağa yakın un yedi. İnanın ki. Patates bir türlü toparlanmayı bilmedi. Cıvık bir şey. Hamur oluyor yani. O yüzden siz 3-4 patatesle de yapabilirsiniz yani. Buna yakın çıkar. Çünkü acayip un yiyor. Ben ne olur ne olmaz diye suyunu haşlarken yağ da koydum yapışmasın diye. Tereyağım da pembeleşiyor. Evet, şöyle kırmızı pul biber koyuyorum. Şöyle ben yoğurdun üstüne tercih etmedim. Böyle tabağımızda yoğurdu üzerine koyup yiyeceğiz. Ben şöyle ayırmıştım, sonra vazgeçtim. Onu da yağlayacağım oradan. Yoğurdu alıp yiyeceğiz zaten. Şöyle tabağıma koyuyorum. Servis kaşığım yanmış oldu. Yapacak bir şey yok. Siz isterseniz yağını yoğurdun üzerine tercih edebilirsiniz. Hemen tatmak istiyorum sabırsızlıkla. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, gerçekten efsane olmuş. İnanın ki. Ve yapın, tavsiye ediyorum şiddetle. Hem sağlıklı. Evet, hem de sağlıklı. Çocuklar da nasıl yiyorlar. Maşallah. Evet, paylaşımlarınızı bekliyorum. Allah'a emanet olun. Şimdiden Allah razı olsun. Destek veren herkese. Görüşmek üzere.